Merhaba arkadaşlar. Bu derste Godot için 3D kısmında bir FPS olayına bakacağız. First person olarak geçiyor. Boş bir proje oluşturdum. Buna giriş yaptım. Bunun için kodları sıfırdan yazmayacağız. Bir asset kullanacağız. Öncelikle bu asseti projemize nasıl yükleyeceğimize bir bakalım. Buradaki asset lib sekmesine geçiyorum. Burada yazılmış olan assetler var. Biz burada bir arama yapacağız. First person yazıp aratırsanız iki tane asset çıkıyor karşımıza burada. Birincisi Force Matthew tarafından yazılmış. Her ikisi de MIT lisansı bu arada. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Buradaki script assetini kullanırsanız ileri geri sağ sol hareketi klavyeden ve fare ve sağa sola bakma hareketini kullanabiliyorsunuz. Bunu kullanırsanız yine aynı şekilde ileri geri sağ sol hareketleri ve fare hareketleri var. Aynı zamanda 4 farklı zeminde yürüme ve koşma sesleri ekli bunun içerisinde ve zıplama işlemi de yapabiliyorsunuz. Eğer üzerine tıklarsanız biz bunu kullanacağız. Hem Türkçe hem İngilizce açıklamasını görebilirsiniz burada. Bir Türk tarafından yazılmış bir asset. İlk sürümde birkaç eksiği var ama sonraki sürümde tamamlanacaktır büyük ihtimalle. Buradaki açıklamadan da görebilirsiniz. Standart ileri geri sağ sol hareketlerimiz var. Yürüme, koşma ve zıplama özellikleri var. Zıplama için henüz bir ses olayı yok içerisinde. Dört farklı zeminde bunlar tahta, metal, çim ve çakıl zeminlerinde yürüme ve koşma sesleri var. Bu asetin içerisinde. Buradaki install butonuna tıklayarak onun yüklenmesini bekliyoruz. İçerisinde ses dosyaları olduğu için 2-2,5 megabaytlık bir dosya olacak bu. Burası bittiği zaman buradaki install butonu da aktif hale gelecek. Burası geldi. 2,33 megabaytlık bir dosya indirdik. Buradaki install butonuna bastığımız zaman bunu nereye yükleyeceğimizi soruyor. Burada gösterdiklerinin tamamı bu asetin kendi dosyaları. Burada bir tane script ve sahne dosyalarımız var. Lisansı ve readme dosyası var. Bu üç dosya bizde zaten olduğu için bunları yüklemiyoruz Godot şu anda. Şuradaki tik işaretini seçerek yükleyebilirsiniz isterseniz. Bazı asetlerde engine dosyasında yeni özellikler eklenmiş olabiliyor. Son olarak da ses dosyalarımız var. 8 farklı ses var burada. Yürüme ve koşma için 4 farklı zeminde. Buradaki klasör ve dosya adlarında hem İngilizce hem Türkçe isimler görebilirsiniz. Script içerisindeki açıklamalarda da aynı şekilde Türkçe ve İngilizce açıklamalar var. Bunların hepsini projemizin içerisine dahil etmek istiyoruz. Bu üçünü seçmiyorum. Gerek yok onlara. Install'a tıklıyorum ve yükleme başarılı. Buradan 3D sahneme geçiyorum. Yüklendi. Şuradan geçtim. Burada görünmüyor. Buranın güncellemesinde biraz sıkıntı var galiba. Şöyle yöneticide göster derseniz burayı açıp yeniden kapattığınız zaman buraya getiriyor tüm dosyaları. Burada bir sahne, bir de script dosyamız görünüyor ve ses sound klasörümüzde de burada sesler var. Bu başındaki çarpı işaretini dikkate almayın. Bu bir wow dosyası içeri aktarılarak kullanılan bir olay. İçeri aktardığınız zaman SMF uzantısı olarak kullanıyor. O wow dosyasını şu an bulamadığı için burada çarpı gösteriyor. Ama bu ses dosyalarının çalışmasını engelleyip yine ses dosyalarımız çalışacak. First person sahnemizi açalım. Sahnede bir rigid body'miz var. Altında collision shape'imiz var bir tane. Kapsül şekli eklenmiş. Şuradaki şekillerden. Kapsül eklenmiş. Kameramız var. Ki sağ sola yukarı aşağı hareketlerimizi karakterimizin yönünü bununla belirleyeceğiz. Yine first person içerisinde bu kamera. Ve bir tane de special sample player var. Bu da seslerimizi karakterimizle birlikte kullanmak için. Bunu nasıl kullanacağız peki? Bir tane yeni bir sahne açıyorum. Sahneye bir tane special ekliyorum. Bu sahneye bir tane zemin eklememiz gerekiyor karakterin yürüyebilmesi için. Onun için öncelikle bir static body ekliyorum. Bunun altına bir tane collision shape ekliyorum. Bunun altına yine bir tane de test küp ekliyoruz. Bu küpün boyutunu değiştireceğiz öncelikle. Küpü seçtim. Buradan aşağı doğru indim. Buradaki scale değerlerini geliyorum. Size bir zemin oluşturması için
değiştireceğiz buraları. X olarak 10, Y yükseklik olarak nokta 3 yeterli. Ve 10 da Z alanı yaptığımız zaman bizim için basit düzeyde bir zemin haline gelmiş olacak bu küpümüz. Kolizyon shape'i de bununla aynı şekilde düzenlememiz gerekiyor. Öncelikle buradan shape'i box shape olarak seçiyorum, kutu olarak seçiyorum. Bakın buraya bir kutu geldi. Bunun boyutunu küpün boyutuyla aynı yapacağız. Yine scale'i değiştiriyorum. Burayı nokta 3, burayı da 10 yaptım. Bu deneme amaçlı bu şekilde yapıyorum. Normalde bu scale'de değil, şuradan bu eksen değerleriyle yapılması gerekiyor. Hatta direkt oradan yapalım. Burayı yeniden 1'e çevireyim. Böyle eksenle gelelim. Burayı 10 yaparsak yeterli. Aynı değerleri burada girerek yapıyorum. Scale ile yaparsanız bazı collision tanımlamalarında bunu fark etmesinde tespitlerinde bazı sıkıntılar olabiliyor. O yüzden buradaki küçük ok işaretiyle editleyerek yapmak daha doğru. Collision şey ayarlarını. Static body'miz bizim zeminimiz. Threshold'u seçtim. Buradan sahneyi içe aktaracağız. First person sahnesini seçip aç diyorum. Sahneyi buraya aktardım. Böyle biraz da yukarı doğru taşıyorum sahneyi. Bu sahnemiz henüz kayıtlı değil. Burayı da kaydedelim. Adını değiştirmeden kaydediyorum. Şuradan eklediğimiz first person seçili. Bunu seçtiğimiz zaman burada ses biçimimiz var. Bu zeminleri seçmemiz için tahta, çim, metal ya da çakıl seçebiliyoruz. Şu an tahta seçili. Bu varsayılan olarak tahta geliyor. Diğerlerini de kullanabiliyoruz. Sahneyi çalıştırıyorum. Tabii bir tane de ışık ekleyelim şuna. Şurada yukarı doğru taşıyorum. Kendi ışığını kapatalım. X eksenini de aşağı doğru çevirip ekranı göstermesini sağlıyoruz. Açtım ışığı. Şu an görünüyor. WASD'yi kullanıyoruz. Koşmak için de Shift'i kullanacağız. Yürüdüğüm zaman şu an tahta biliminde yürüme sesi. Ve Shift'e bu şekilde bir koşma sesi var. Sağ sol yukarı aşağı hareketlerimiz güzel çalışıyor. Burayı kapattım. Yeniden First Person'u seçtim. Şuradan bu sefer de çimi seçiyorum. Bunu çalıştırdım. Yürüme sesimiz. Koşma sesimiz de çalışıyor. Aynı şekilde metal yürüme ve koşma sesleri. Ve son olarak da çakıl sesimiz de yine aynı şekilde çalışıyor. Bu şekilde yürüme ve koşma seslerimiz çalışıyor. Peki bu first person script'ine geçelim bir de. Şöyle first person'ı şuradan seçip script'e geçelim. Şurası değişmesin diye. Rigid Body olarak eklenmiş daha önce dediğim gibi. Rigid Body'nin modu olarak karakter seçili. Rigid, statik ya da kinematik değil. Karakterimiz olarak kullanacağımız için karakter seçili. Buna göre bir ayarlama yapıyoruz. Şuradaki listeyi çıkarabilmek için export özelliği kullanılmış. Burada string olarak 4 farklı seçenek var ve varsayılan olarak da tahta seçili olarak gelsin denmiş. Açıklamalar daha önce dediğim gibi Türkçe ve İngilizce olarak var içinde. Ses nodu olarak sesler nodu alınmış. Şuradaki sample player alınmış. Bu değişkeni atanmış. Bu şekilde kullanılacak. Yürüme ve koşma için seslerinin seçilmesi için iki farklı değişken var. Yanında Türkçe İngilizce açıklamalarını görebilirsiniz. Buradaki X ve Y farenin hareketlerini düzenleyebilmek için. Yürüme ve koşma hızlarımız var. 0.1 ile yürüyor, 0.2 ile de koşma işlemini yapıyor. Zıplamanın özelliğimiz var. Bu da 4. Bunu yapmamıştık sanıyorum. Böyle bir çalıştıralım. Bu şekilde space tuşuyla zıplayabiliyorsunuz. Şu an 4
gücünde. Zıplama için ses yok daha önce dediğim gibi. Sağ sol ya da geri içinde şu an ses eklenmemiş. Bir sonraki sürümünde eklenecektir. Zıplama gücü olarak da 4 eklik. Ready içerisinde yani bu sahne ilk okunduğu anda şurada seçili olan neyse ona göre bir ses ataması yapılıyor. Yürümeye şuradaki ses klasörüne girersek bu tahta, bunların isimleri de hem İngilizce hem Türkçe olarak yazılı. Yürümeye bu tahta sesi şu ekleniyor. Ve koşmaya da diğer tahta zemindeki koşma sesi ekleniyor. Şuradaki ses ekleniyor. Çivse ona göre, metalse ona göre bir ekleme yapılıyor. Sonrasında yine Red'in içerisinde ekrandan mouse'un simgesi saklanıyor. Yani ekranda fare görünmesi engelleniyor, ok işaretinin görünmesi ve kodada farenin hareketlerini takip etmesi söyleniyor burada. Şu mod capture olarak belirtiliyor. Bundan sonrasında proses ve input işlemleri de etkinleştirilmiş. Proses özelliğinde hareket özellikleri var. Oyuncu hareketleri var. Koşma olayı yalnızca ileri doğru giderken var. Diğer sağ solda geri için koşma yok. Eğer shift'e basılıysa koşma hızımızı burada veriyoruz. Bunun haricinde aynı yerde bir de zıplama için değerimiz var. Zıplama rigid body'nin get colliding bodies özelliğiyle yapılmış. Bunu kullanmak için burada da belirtilmiş. Kontak monitörün açık olması gerekiyor. Şuradaki kontak monitör açık olması gerekiyor. Kontak report da en azından bir olması gerekiyor. Burada şu an iki olarak verilmiş. Space'e basıldığı zaman karakterimize dokunan collision shape'lerin hepsi algılanıyor. Burada zemin için bir tane collision shape eklemiştik. Bunlar for içinde döngüye alınarak kontrol ediliyor. Eğer böyle bir zemin varsa yani bir collision shape karakterimize dokunuyorsa o zaman zıplama işlemi geçerli space'e basıldığında ve 4 gücünde yukarıda belirtilen zıplama gücü olarak kadar yukarı doğru lineer velocity çizgisel hızımızı artırıyor. Burada artırıyor diyorum. Burada zıplama gücü var. Yukarı doğru yükseliyor. Eksi olursa aşağı doğru olacaktır bu. Bunun dışında event input için özelliklerimiz var. Klavyeden girilen basılan tuşlar için anlık işlemlerimiz var. Burada ileri için, W için sesler eklenmiş. Ses işlemi yapılmış. Şuradaki satırda W tuşuna basıldıysa ve bu tuş basılıysa yani normalde şu işlemi yaptığınızda bastığınızda ve çektiğinizde iki işlem yapacaktır bunu. Event pressed eklerseniz yalnızca bastığınız zaman bu işlemi yapacak demektir ve burada ayrıca bir de and not event echo özelliğimiz var. Yani bu işlem tekrar etmeyecek demektir bu. Eğer bu özellik olmazsa W'ye basılı tuttuğunuz sürece bilgisayar W tuşunu ne kadar sürede bir yeniliyorsa o ses şurada belirtilen ses de o kadar sürede bir baştan başlayacaktır. O yüzden burada bu is echo iptal edilmiş. Aynı durumda shift'e basılırsa aynı özelliklerle shift'e basılmadan önce yürüme sesi, shift'e basıldığında diğer bütün sesleri durdurup koşma sesi devreye giriyor. Şurada bütün sesleri durdurmazsanız yürüme sesi durmayıp koşma sesiyle beraber başlar. O zaman da iç içe girecektir sesler. Burada shift tuşu bırakıldıysa, press olayı false'sa yani bu tuş bırakıldıysa, burada bir şey yazmadığınız zaman true'ysa demek. Bu bir şey yazmazsa true. Eğer false'sa yani bırakıldıysa diğer sesleri durdur ve yeniden yürüme sesine geç. Yani koşmayı durdur anlamında bu. Ve W'da bırakıldıysa diğer seslerin hepsini durdur. Yani yürüme ve koşma seslerini iptal et. Demiş oluyor burada. Bu yalnızca W için yapılmış şu anda. Yani ileri için. Sağ sol ve geri için de çok zor olmasa gerek. Koşma için özellik olmadığı için oralarda şu kısma gerek kalmayacaktır. Altından devam edilebilir. Sonrasında kamera hareketleri var. Mouse motion, event type. Bu yani fare hareket ediyorsa oyun sahnesi içerisinde
farenin bir hareketi varsa yapılacak işlemler. Burada relatif x ve relatif g özelliklerimiz var. Bunları sağa sola dönüş için kullanacağız. Burada relatif x'ten alınan değer vektör 3 olarak y'ye verilmiş ve y'den alınan değer de x'e verilmiş. Bunun sebebi şu. First şöyle geçersek. Öncelikle şöyle 2L'ye bir geçeyim. Burada biliyorsunuz oyunumuz için y değeri yukarıdan aşağı olan değer ve x değeri soldan sağa olan değerdi. Fareden de değerler bu şekilde alınıyor. Yani fareyi sağ sola hareket ettirdiğim zaman fareden bir x değeri geliyor bize. Bizim bu x değerini alabilmemiz için de biz bu x değerini aldığımız zaman bunu y üzerinde değiştirmemiz gerekiyor. Bunun sebebi şu. Şuraya geliyorum. Kamerayı seçtim. Şuradan rotation aracını aldım. Sağ sol yaptığımda fareden bir x değeri geliyor. Ben bunu şurada bakın yatay olan yeşil y. Sağ sol y değerinde döndürdüğümüz zaman sağ sola dönüyor kamera ve fareden x değerini buraya vermem gerekiyor. Fareden gelen değer x ama kameranın dönüşü yatay alanda y ile gerçekleşiyor. Böyle bir tezat bir durum gibi aslında bu ama olması gereken şekil bu. Yani şu y ekseninin etrafında dönüyor aslında. Bu durumda fareden sağ sola hareket x olarak geldiği için bunu buraya atamamız gerekiyor. Şuradan rotation'ı yeniden 0 yapalım. Aynı şekilde x'te yukarı aşağı olarak y değeri fareden geliyor ve x'e atanıyor bu. Sağ sola dönüşte bir sınır yok. Şöyle sınır yok. Oyunu çalıştırdığım zaman sola doğru farenizin alanı yettiği kadar dönebilirsiniz bu şekilde ya da sağa doğru. Ama aşağı doğru şundan daha fazla gitmiyor. Ve yukarı doğru burada çok belli olmuyor aslında ama aynı seviyede de yukarıda o kadar gidiyor. Daha fazla gitmiyor. Bu da yine 1,5 değeri verilmiş aşağı ve yukarısı için daha fazla dönüş yapılmıyor. Bu şekilde kendi etrafında sanki takla atıyor gibi dönme olayı iptal edilmiş kamera için. Son olarak da eğer oyun içerisinde Escape tuşuna yani ESC'ye basarsanız mouse oyun içerisinde görünür hale getirilmiş. Diğer asete göre oldukça fazla özellik var. Yine eksikleri var tabii ama dediğim gibi diğer asete göre daha çok özellik var oyun içerisinde. Bu şekilde kendi oyununuza geçişte içerisinde düzenlemeler tabii ki yapabilirsiniz. Ancak fazlasıyla içerisinde özellik var. Başlangıç için üzerine sizin bir şeyler koyabilmeniz için hazır olarak bayağı bir özellikle gelen bir aset bu. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.